Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar malum yaz geliyor, artık pencereler açılacak, havalandırılacak. Bugünkü video konumuz arkadaşlar hem sineklik yapacağız hem 2, 3, 4. katlarda oturanlar için korkuluk yapacağız. Yani pencerenizi açtığınız zaman hem sinek girmeyecek pencerenize hem de korkuluk olarak kullanacağız. Çocuklarımız Allah korusun aşağı sarkmasınlar, düşmesinler diye sineklik yapacağız. Bu arada böyle bir şey YouTube'da yok arkadaşlar. İlk olacak. Dilerseniz ölçü almakla başlayalım. Bunda hiçbir şekilde sağ sol yön yok. Sabit olacak arkadaşlar. Şimdi ölçümüzü nasıl alıyoruz onu göstereyim. Ondan sonra sineklik profillerimizi kesmekle toplamakla başlayalım. Bir pencere için arkadaşlar pencereniz hangi renkse o renge göre o rengi yazacaksınız ve o renge göre profil alacaksınız. Şimdi gel abi başlayalım hemen. Şu şekilde şu conta var arkadaşlar, bakın conta. Şuradan tutuyorum. Contadan contaya 37 yazıyorum hemen. 37 çarpı, şimdi yüksekliğinin ölçüsünü alıyorum. Şuradan tutuyorum. Aynı şekilde üstü 67. 67'yi de yazdık arkadaşlar. Şimdi profillerimizi keseceğiz. Bu arada aldığımız bu ölçü kesim ölçüsü arkadaşlar. Şimdi bizim penceremiz beyaz. Beyaz renkte yapacağız. Şu şekilde ölçülerimizi koyalım. Önce çerçevemizi hazırlayacağız. Şu şekilde 17-25 profilden yapacağız. Normal metreşeli sineklik de bundan yapılıyor. Bilginiz var zaten. Kanalımızda videoları var. Profilimizi kesmeyle işleme başlıyoruz. Şu fişini takayım abi sen. Kafa kısmını düzelttik arkadaşlar. Yani fabrikasyon pütürlü geliyor. Biz onu düzelttik. Şimdi önce yüksekliği keselim. 67. Şu şekilde 67'yi getirdim. Tezgahımızda bizim hazır metremiz var. 67'den 2 tane profil keseceğim. Şimdi 67'leri kestik arkadaşlar. Yüksekliklerini, enini keseceğiz. Eni de 37. 2 adet 37 profil keseceğiz. Şu şekilde 37. Şimdi profillerimizi kestik. Şimdi profillerimizi toplayacağız arkadaşlar. Bunun içinde 17-25 şöyle göstereyim. Köşe takozu var. Şöyle köşe takozlarımız var. Bunlarla çerçevelerimizi birleştireceğiz. Zaten bunları arkadaşlar kanalımızdaki videolardan da biliyorsunuzdur. Yanlış takma ihtimaliniz yok. Şu şekilde takıyorum. Yani toplam 4 adet köşe takozu gerekiyor. En profillerimize köşelerimizi taktık. Şimdi birleştiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani isteseniz de yanlış takamazsınız arkadaşlar. Hemen diğer profilde takalım. Son olarak üstü de takalım. Çerçevemiz hazırlanmış olacak. Şimdi çerçevemiz tamam arkadaşlar. Şimdi tülümüzü geçireceğiz. Tülümüzü geçirdikten sonra belli aralıklarla yine 17-25 profil kesip vidalayacağız. Korkuluk görevini yapacak. Önce sinekliğimizi bir hazırlıyoruz tam olarak. Şu tül olur mu? Olmaz. Biraz daha uzunluğuna bakayım. Parça tüllerden bakıyorum. Şu şekilde tülümü koydum. Ölçüsü kadar keseceğim. Tülü koyduk. Hemen
şuradan fazlasıyla keselim. Şimdi arkadaşlar profili sinekliğimizi sabitlemek için şu şekilde 5 milimlik sinekli fitili kullanacağız. Şu şekilde göster abi net olarak. Sen göster, ben makarayı alayım. Şu şekilde zaten biliyorsunuz makaramız var. Bu makarayla fitil yardımıyla sinekliğe tülümüzü sabitleyeceğiz. Şöyle bir köşeden başlıyorum. Şöyle üzerinden tekrar geçiyorum diğer tarafıyla. Dört tarafını bu şekilde dönüyoruz. Şu şekilde elinize boşluğu alın arkadaşlar ki potluk yapmasın. Yani şöyle güzel gergin olsun hafiften. Son tarafı da yapalım. Şekilde boşluğunu diğer elimle alıyorum. Diğer elimle makarayla fitili bastırarak tülü profile geçmesini sağlıyorum. Şöyle tülü şimdi şu şekilde keseceğiz arkadaşlar köşelerden, ama kesmeden önce şu şekilde elinize bir dolaştırın. Şöyle potluk yapan yer varsa şu şekilde tülü gerdirerek düzeltebilirsiniz. Şimdi kesme işlemini yapalım. Fitilimizi kestik. Tülümüzü de şu şekilde dipten keseceğiz. Şöyle. Dikkat edin arkadaşlar. Kaçırıp sineklikteki tüle zarar vermeyin. Emeğiniz boşa gider. Şu şekilde kesiyorum. Dört tarafını aynı şekilde keseceğim. Son bir taraf kaldı. Arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izleyin ki atlamayın, yani atlayarak izlemeyin. Bir detaylar var, detayları kaçırmamış olursunuz. Şimdi toplam 4 adet tutamak takacağız arkadaşlar. Tutamaklarımı aldım. Şu şekilde 4 tane şöyle tutamak takacağız ki montajını yapması daha kolay olsun. Şu şekilde bir de alacağız bunları. Şarjım makarımı alıyorum. Arkadaşlar tutamaklar için şu şekilde top başlı vida kullanıyoruz. Onların havşa başlı olanları da var. Onlarda sıkıntı oluyor. Yani profil ince olduğu için yalama yapıyor. O yüzden bunu kullanıyoruz ki bu şey yapmıyor. Kolay kolay bırakmıyor. Şu şekilde metremle ölçeyim. Şöyle 10 santimden işaretliyorum. Tutamak için 10 santim buradan. Aynı şekilde karşılığından 10 santimden işaretliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. 10 santim. Buradan da aynı şekilde 10 santim. 10 santimden işaretledim. Şimdi tutamaklarımı şu şekilde koyup bir alacağım. Tabii bu işlemi tülü takmadan önce de yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz tülü takmadan önce yapın. Daha kolay olur. Hani biz alışık olduğumuz için tülü taktıktan sonra da vidalama işlemini yapabiliyoruz. Siz tülü takmadan yaparsanız daha kolay olur. Burayı vidaladım. Şimdi aşağısını vidalayacağım. Şimdi bir tarafını vidaladım tutamakların. Şimdi karşılarını da aynı şekilde vidalıyorum. Bu arada arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi pencere renginize göre alıyorsunuz. Pencereniz kahverengi ise kahverengi. Antres gri diyoruz biz, 7016. Antres gri ise o renk alıyorsunuz. Aksesuarları da ona göre alıyorsunuz. Yanlış yaptık.
Şöyle koyacağız. Tutamaklara ikişer tane vida atılıyor arkadaşlar. Toplam 2, 4, 6, 8 adet vida yeterli oluyor. Şimdi aynı şekilde karşılığında vida alacağım. Şurayı da vida alalım. Daha sonra diğer profillerimize vida alacağız. Şimdi vidalarını atalım. Şimdi arkadaşlar sinekliğimizin iç kısmı bu taraf. Yani şurası dışarıya gelecek olan taraf. Biz bu tarafa, yani şu anda sinekliğimizin işlemi tamam. Şimdi yapacağımız şey korkuluk yapacağız. Şimdi şu şekilde şöyle göstereyim. Dıştan dışa ölçüyorum bu sefer. 42. Bakın şöyle dışından tuttum. Şuradan burası 42. Peki kaça böleceksiniz arkadaşlar? Kaça bölecekseniz şu şekilde 10 santim ideal. 10, 20, şöyle 10'ar santim arayla boşluk bırakıp işaretliyorum. 60. Aynı şekilde karşılığında işaretliyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Şimdi bize kaç adet 42 santim profil lazım. Hemen onu hesaplayıp kesimini yapalım. 42 ölçümüzü aldık, yazdık. Çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet 42 santim profil keseceğiz arkadaşlar. Profillerimizi hemen keselim. Profillerimizi kestik arkadaşlar. Şu şekilde vidalayacağız. Bu arada arkadaşlar bu işlemi gizli orta kayıt var. Şöyle göstereyim size. Gel abi böyle. Bakın gizli orta kayıt şu şekilde. Yani biz bunu kapılarda kullanıyoruz. Yani bunu sizin yapmanız zor olduğu için daha basit bir şekilde olanı, o yöntemi gösteriyorum. Bilginiz olsun. Yani diğer türlü de yapılabiliyor. Toplamda bunları vidalayabilmemiz için 12 adet 32'lik göstereyim hemen. 32'lik vida alıyoruz arkadaşlar. 12 adet. Şöyle göster abi. 32'lik matkap uçlu havşa başlı diye geçiyor arkadaşlar. Hem deliyor hem vidalama işlemi yapıyor. 2, 4, 6. Şöyle 8, 10, 12. 12 adet yeterli. 12, 14, 16 adet alın arkadaşlar. 4-5 tane de montaj için gerekecek çünkü lazım olacak. Şimdi vidalama işlemine geçelim. Şu şekilde çizgiyi ortalıyorum. Dış kısma yapıyorum arkadaşlar bunu. Şu şekilde. Aynı şekilde karşılığına da atıyorum. Şöyle çizgiyi ortalıyorum arkadaşlar. Şimdi birinciyi vidaladım. Dilerseniz iki adet de vida atabilirsiniz. Ben bir tane atıyorum arkadaşlar şimdilik. Şu şekilde göz kararı gene ayarlayabilirsiniz. Boşluklarını, aralarını. Şöyle hemen vidalıyorum. Aynı şekilde karşılığında vidalayacağım. Şöyle düzlüğüne dikkat edin arkadaşlar. Zaten çizdikten sonra yamuk yapma ihtimaliniz yok. Yani yamuk takma, vidalama ihtimaliniz yok. Şöyle çizgiye göre ayarlıyorum zaten. Şöyle aynı şekilde. Şöyle ters çevirelim. Vidalamaya devam edeceğiz. Şöyle koyalım. Şu şekilde çizgiye göre. Bir tarafı şöyle arkadaşlar. Tırnaklı. Tırnaklı olan içe gelir. İster şu şekilde takı dışarı gelsin.
Nasıl isterseniz o şekilde takabilirsiniz. Bu tarafı da vida alıyorlar. İki tane kaldı arkadaşlar. İkisini de vidalıyorum. Ondan sonra montaj işlemine geçeceğiz. Yani pencereye takacağız. Şöyle çizgiye göre. Son parçamı da vidalayacağım. Sinekliğimiz tamamlanacak. Ondan sonra montajını yapacağız zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi penceremiz de içeriden bu şekilde görünecek. Yani hem sinek girmeyecek hem de çocuklar Allah korusun pencereden sarkmayacak. Yani düşme şeyi Allah korusun olmayacak. Peki montajına geçelim. Montajı zor mu? Montajı kolay arkadaşlar. Gel abi. Şu kanallı olan kısmı dışarı getirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Yani görüntü olarak, görüntü takıntınız varsa dışarı getirip bir alabilirsiniz. Şu şekilde pencerenin dışına çıkartıyoruz. Şöyle tutamakları şimdi şöyle tutacağız ki bundan dolayı zaten biz tutamakları koyduk. Şöyle montajı kolay olsun diye. Tutamaktan olduğu yerden şu şekilde vidalıyorum. Toplam 4 adet vida atacağım arkadaşlar. Siz isterseniz 6 da atabilirsiniz. Daha sağlam olsun derseniz 6 adet de vida atabilirsiniz. 2 tane de diğer karşılığına atalım şöyle. Şöyle gel abi sen böyle istersen. Şöyle 3 tane de aynı şekilde tutama. Hem tutama kendinize doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra vidalama işlemini yapıyorsunuz. Yani vidayı kaçırıp tüle zarar vermeyin. Arkadaşlar sinekliğimizin montajı tamam. Şimdi penceremi kapattım. Bakın hiçbir şekilde pencereme engel olmuyor. Şimdi diyelim ki penceremizi açtık. Havalanması için. Yani çocuk var. Bakın yaklaş abi böyle. Şu anda hem sinek girmez hem de hiçbir şekilde çocuk buradan Allah korusun arkadaşlar hiçbir şekilde dışarı sarkamaz. Yani düşmesini bu şekilde engellemiş olursunuz. Peki dediğim gibi arkadaşlar yani böyle bir video YouTube'da yok. Biz ilk defa yaptık. Hatta piyasada da yok. Genelde bunu okullara yapıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir şey geldi aklımıza. Videosunu çekip paylaşmak istedik sizlerle. Dediğim gibi pencereniz ne renkse o renk alacaksınız profilleri. Ve bu şekilde demir yaptırsaydınız daha pahalıya gelecekti arkadaşlar. Hem işçilik verecektiniz. İşçilik parası verecektiniz. Yani bu daha uyguna gelir size. Hem kendiniz de yapabilirsiniz. Şu şekilde dediğim gibi 17-25 diye geçiyor bu profil. Menteşeli sineklik profili diye geçiyor arkadaşlar. İhtiyacınız kadar alıp bütün pencerelerinize bunu yapmanıza gerek yok. Örnek veriyorum oturma odası ya da salonda sadece bir pencere açıyorsunuzdur. Açtığınız pencereye bu şekilde korkuluk yapabilirsiniz. Ha, muhtemelen yorumlara yazılacak. Hani bu kedi için de olur mu? Kedi için olmaz arkadaşlar. Bu neden olmaz? Bir, profil araları açık. Yani sinek kedi buradan rahatlıkla geçer. Kedi için olmaz. Ben onu baştan söylemiş olayım. Penceremizin kapanmasına da engel olmuyor. Dediğim gibi bu hem korkuluk hem sineklik olduğu için herhangi bir yere açılıp kapanmıyor arkadaşlar. Peki yaz bitti. Temizliğini mi yapmak istiyorsunuz? Şöyle yıldız tuvalet vidanız varsa arkadaşlar şu şekilde yaklaş abi. Şöyle yıldız tornavidayla sol tarafa doğru çevirerek vidasını söküp ben daha hızlı olsun diye şarjıyla yapıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar vidalarını. Kaç adet vida atıldıysa gel abi böyle. Bütün vidaların hepsini söküyorum. Söktüm, içeri aldım. Bu şekilde arkadaşlar banyoya götürüp banyoda temizliğini yapabilirsiniz. İsterseniz kış boyunca kötü görüntü oluyor derseniz, görüntü takıntınız varsa
Yani evde de müsait bir yeriniz varsa yıkadıktan, temizledikten sonra koyarsınız. Yazın aynı şekilde takıp kullanabilirsiniz. Yani şunu, vidalarını sökemez arkadaşlar. Vidalar zaten dışarıda kalıyor. Yani buna 4-5 yaşındaki çocuk bunu hiçbir şekilde açamaz. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar, yani bu işlemi yaparak hem korkuluk hem sineklik olarak pencerelerinizi gönül rahatlığıyla açabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.